arkadaşlar. 5. sınıf matematik fenomen KKD denemeleri 7. denemeye başlıyoruz. 1. sorudan başlayalım şimdi. Diyor ki aşağıdaki görselde verilen soruyu defterine yazarak çözen sezen 4 işlemin tahmini sonucunu da doğru olarak hesaplıyor diyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi sezenin defterine yazdığı cevaplardan birisi olamaz diyor. Şimdi bunların dört işlemlerini tahmini Cevaplarını verecek değil mi? Yani işte 1677'yi tahmini böyle 13'e bölecek, İşte 682 28 ile tahmini bir şekilde çarpacak, işte 19'la 232 tahmini bir şekilde çarpacak, 132 149'a 32'yi tahmini bir şekilde bölecek. Şimdi mesela bunları bölerken diyelim ki 149'la 132 düşündüğümüz zaman, mesela bunu 150 gibi düşünelim. 150 bunu da 30 gibi düşünelim. 150'yi 30'a böldüğümüz zaman ne olur? 5 olur değil mi arkadaşlar? Bu şekilde mesela cevaplar oluşturacaksınız. Örneğin 19 çarpı 231 diyor. 19'u mesela 20 gibi düşünün. 231'i de 230 gibi düşünün. Bunları çarptığımız zaman 4600 yapacaktır. Bu şekilde işlemleri yaptığımız zaman şu ilk sonuçtan da şu, şu ikinci sonuçtan da bu şık gelecektir. Ama 167 ile alakalı bir şık bulamayacağız. Yani yuvarlayıp yapıyorsunuz arkadaşlar. Yuvarlıyorsunuz. İşte bu şekilde sonuçları bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu ben bunu pdf'ye çevirdim bu kitabı. Bir de siyah moda aldım. Yani böyle gözü yormasın diye. Yani bu KKD kitabı arkadaşlar. Fenomen KKD kitabı. Başka bir kitap değil. Şimdi ikinci soruya bakalım. Bir sınıfta 23 Nisan gösterilerinde kullanılmak için görselde verilen ve işte şöyle bir görsel var böyle burada ve tanesi 29 liradan satılan şapkalardan her bir öğrenciye bir adet satın alınmış diyor. Şimdi bu sınıfın mevcudu 22 olduğuna göre şapkalar için ödenen ücretin TL olarak en yakın tahmini cevabı nedir diyor. Şimdi normalde tabi biz bu ücreti bulmak için aslında 29 ile ne yapacağız? 22'yi çarpmamız gerekiyor değil mi? Ama tahmini dediği için bu 29'u 30 gibi düşüneceğiz. 22'yi de 20 gibi düşüneceğiz ve cevabımızı ne yapacağız arkadaşlar? 600 şeklinde bulacağız. Peki geçelim şimdi 3. soruya. Diyor ki bir fabrikada bir fabrikada her gün üretilen maskelerin tamamı gün sonunda paketlemekte olup gün sonunda paketleniyormuş ve her pakette 22 adet maske konuluyormuş. Pazartesi günü üretilen maske sayısı 1078 olduğuna göre bu fabrikada pazartesi günü kullanılan paket sayısının tahmini cevabı nedir diyor. Şimdi her pakette 22 tane maske var. Demek ki ben ne yapacağım? Aslında buradaki sayıyı 1078'i burada 1000 şey 22'ye bölmem gerekiyor değil mi? 1078'i. Ama ben ne yapacağım? Şimdi normalde şöyle 1078 bölü 22 ya. Ben bunları tahmini sonuçlarını yapacağım. Yani 1080 olarak alacağım bunu. Burayı da 20 olarak alacağım. Değil mi? Burayı da 20 olarak alacağım. Bu bölme işlemini yaparsam da 54 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneği olur. Geçelim dördüncü soruya bir oyuncak dükkanında satılan görseldeki oyuncak şuradaki görseldeki oyuncak arabanın bir günde 41 tanesini satmışlar. Yani 504 TL'ymiş. Yine bize ne diyor? Elde edilen gelirin tahmini cevabını soruyor. Yani aslında biz normal şartlarda 504 ile ne yapmamız lazımdı? 41'i çarpmamız lazımdı değil mi arkadaşlar? Ama tahmini soruu çarpmak için bunu 500 yapacağım. Bunu da 40 yapacağım. Burayı da çarptığımız zaman B seçeneği cevap olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci soruya bakıyoruz. Bir organizasyon şirketi 1365 kişinin katılacağı bir etkinlik için salon hazırlamış. Böyle bir salon var. Salona 12 kişilik masalar yerleştirecekmiş. Buna göre bu etkinlikte ne yapıyor? Bu etkinlik için bu salona tahmini kaç masa yerleştirilir diyor. Şimdi normalde bizim ne yapmamız lazımdı? 1365'i ne yapmamız lazımdı arkadaşlar? Kime bölmemiz lazımdı? 12'ye bölmemiz lazımdı değil mi? Çünkü 12 kişilik masalar olduğuna göre 1365'i 12'ye bölmemiz lazımdı. O halde ne yapacağız? Bu 1365'i mesela 1360 gibi düşünsek. 1360 gibi düşünsek. Bu 12'yi de 10 gibi düşünsek. Bunu böldüğümüz zaman ne yapar? Bunu böldüğümüz zaman 136. 136 yapar. 136'yı da şıklarda 140'a yuvarlayabiliriz. Ya da bu 1300 bunu 1370 gibi düşünsek. Bunu 1370 gibi düşünsek yine bunu 10 gibi düşünsek bu sefer 137 tane masa olur. Ona da yine yuvarladığımız zaman 140'a yuvarlamış oluruz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. 5 soru 5 soru yapalım arkadaşlar. Videolar çok uzun olmasın. Diğer 5 soruyu da diğer videoda çözelim.